Yani dedem Recep, onun dedesi Recep, onun dedesi Recep, onun dedesi Recep. Senden sonra Reçko diye devam etsin o ya. Niye büyük linçler yok ya? Bunlar çok... Büyük ver bir tane. Buna yakışır diyen kızların gözünü O gün arkadaş hastanede gününü geçirdiği için bizi sorgulamak istedi. Ne kadar tatlı gün... söylüyorsun. Abi, yani berbat Koreliler asla Japonları sevmiyor. Ben de o yüzden Japonlarla konuşmuyorum o ara. Hiç beklemediğim şekilde bitti muhabbet. Girişimi de göstereyim. 8 milyon mu? Aynen. Özlüce trap boysa bak sen. Sen olaylara bak. Ben hazır değilim. Ne? Aynen. Bu kadar. Hmm, aldım sana mesajı. Özlüce. Özlüce, saygın ki. Özlüce. ESTV'ye hoş geldiniz. Linç Etin bu haftaki konuğu Reçkol. Büyük bir tezahürat eşliğinde. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi bu aralar. Keyifliyim. Keyiflisin. Vallahi. Bu aralar mı? Normalde değil misin? Bu aralar mı keyiflisin? Bizim bir ev hapsi durumu oldu. Aa, hallettik gibi onu. Geçti gitti. Şu an çözüldü. Yolumuza bakıyoruz şu an. Devam yerinde. Yani. Aynen şu abi. Şu aradın. Güzelmiş. Bir de şimdi bir kendi hemşirelerimi görünce daha mutlu oluyorum. Yani Bursa'dan karşılıklı doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler aynı. Yani azıcık muhabbet ettik yukarıda. Semtleri tanıyoruz. Benim Özlüce Trap Boys ilk çıkış şey mi? Özlüce Trap Boys ilk albüm abi. Yani Özlüce 2013'te yoktu mesela. Şu an 2024'teyiz aynen. Şu an yani ben Türkiye'nin en iyi yeri olduğunu düşünüyorum. Hani ziyaret etme fırsatı olan varsa da etsin bence. Özlüce Türkiye'nin en iyi yeri mi oldu? Bence öyle abi. Ablama oradan zamanında ev almıştı. Ne değerlenmişti değil mi? Bayağı şey olmuştu. Abi biz yani... Yıkılıyor mu? Söylenir mi fiyatlar bilmiyorum abi, ama... Abi bakalım ne olur belli olmaz ya. Yani 2015'te 120 bin aldığımız ev şu an 8 milyon civarı falan. 8 milyon mu? Aynen. Özlüce Trap Boys'a bak sen. Sen olaylara bak. Senin peki orada sen aile falan orada mıydı? Özlüceli aynen mi? Abi ya. Anneannem de babaannem de Özlüceli. Hatta annemle babam komşu kızı komşu çocuğu. Oh, böyle birbirlerini güzel. Düğünlerde görmeceler. Ama Özlüce gerçekten 2013 öncesi bildiğin arka taraflar falan İhsani, Atevler sonrası köy değil mi? Görükle köyünün. Bataklık. Bataklık mı? Bataklık da abi. Mıcır yoldan köye gidiyorduk yani. Taşların ortasından zangır 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 zangır. O köyde yaşıyordu ailen yani. Aynen abi. Daha yok yani ailem değil. Anneannem babaannem orada yaşıyordu. Biz Osman Gazi'de yaşıyorduk. Özlüce kurulduktan sonra biz de Özlüce'ye geçtik. Dönmüş. Ki ben zaten o zamana kadar Özlüce Anadolu Lisesi'ni bekliyordum. Taşındığımız gibi hemen yazdım gittim. Yazdın süper. Şimdi o bütün bu şöhret hikayesi, bu olaylar gelişince anne baba durumlar nasıl? Görüşme, birbirinizle olan ilişki, senin bu şöhretini nasıl karşılıyorlar? Mutlular mı? Abi ben de çok mutluyum. Bence onlar da çok mutlu. Yani şöyle bir durum var. Şimdi yaşımız da ilerliyor. Ben yaşımı da çok söylemiyorum hiçbir yerde birazcık genç gözüktüğüm için. 23 mi yaşındayım? 24 mi yaşındayım? Kaç yaşındayım ben? 24. 24 musun? 24'müşüm abi. 24'e yeni girdim. 23 duruyorsun. 23 duruyorsun. Teşekkür ederim. Keşke söylemeseydin bak. Bütün büyü bozuldu biliyor musun? Aralıklı olduğum için öyle görüyor olabilirsin abi. Ondan da olabilir. Hep okulun en küçüğüydüm yani. Böyle beden eğitimi sırasında sıraya giriyorduk. Yanımda bir tane kız oluyordu maksimum. Bir de ben. Sonrasında tekil yer 30 kişi yani böyle uzuna doğru kırıcı. Gidiyorduk falan. O kırıcı bir sıralamaydı ya. Beden dersinde evet, boy sırasına geçmek hakikaten kısa çocuklar için çok üzücüydü ya. Değil mi? Çok kırıcı bir an değil mi? Sonradan düşününce daha kırıcı bir an yani. Ama tabii sonra yani biraz geç de olsa büyüdük falan aynen. Genç gözükmeyi de seviyorum zaten. Bursa'dan arkadaşların da hani bu sizin kılan sizin çevre Bursa'dan arkadaşların mı hep? Tabii abi yani şey biz Bursa'da dövme dükkanı olsun, berber dükkanı olsun, işte örgücü dükkanı olsun Özlüce'de açtık bunları. İşte arkadaşlarım veya öz kardeşim başında duruyor. Hani Bursa'da da faaliyet göstermeye senin çalışıyoruz. Senin dükkanların bunlar ha? Aynen abi. Aa, dövme dükkanım var. Aynen. Başka yani kuaförüm var diyeyim. Berber demeyeyim. Kuaförle alaka yaptın mı? Kuaförlük mü yaptın? Abi yan yana iki dükkan yaptık. Birine siyah Peros Blancos yazdık. Birine beyaz Peros Blancos yazdık. Kapılar otomatik. İçeri giriyorsun 10 numara falan. Oh. İşte tırnak da yaptırabiliyorsun orada. İşte kadınların saçları da boyanabiliyor. Erkeklerin de saçlarını boyanabiliyor. Ayrıca de işte ama bu neden sürekli bunu saç yani? Kesim önceden var. Önceden var bu meslek. Ya abi ben aslında yapabiliyorum bu işi ama şey yani şöyle... Berberliği de ben yapmayayım diyerek güvendiğim arkadaşlarıma bırak demişler.
Çünkü bir süre sonra hani 10 kişilik ekip olarak çıkıyorsun bu işe. Hı hı. Bir süre sonra tabii ki her konsere 10 kişi gidemeyebiliyorsun. Her işe 10 kişi gidemeyebiliyorsun. Bir yandan birinin eksiklik çekeceğine, onun yerine onlara iş potansiyeli yaratmak. Yaratmak daha mantıklı. Çok doğru çok, yapmışsın. Çok daha mantıklı yani. Abi çok yani. Çok güzelmiş. Helal olsun. Arkadaşlar da sahip çıkma durumu var. Hazır mıyız? Linçlerimiz hazır mı? Linçler hazır mı? Geliyor. Eyvah eyvah. Ben hazır değilim. Ne? Bir dakika durun. Abi en çok linçlenen rapçilerden biri benim. Bakalım bilmiyorum. Biz de çok sert oldu ya, korkma. Sıkıntı yok ya. Linç Edreş Kol başlıyor. Hadi bakalım gelsin. Abi adam işerken bile havalı aman demiş biri. Bu ne abi, tuvalette mi bu fotoğraf? Abi bu benim ilk saçlarımı ördürdüğüm zamanlar. Aslında şöyle... Ya ben 2016'dan beri, 2017'den beri saç ördürüyorum. Ki 2020'ye kadar, 2021'e kadar üniversite hayatım devam etti aslında. Yine ördürüyordum. Bu biraz daha profesyonel örgüye kaçıyor. Diğerleri böyle kuzenim örüyordu falan. Bu ilk profesyonel örgülerimden biri. Harbiden de burada işiyorum yani. Arkadaşım da şeyden, kabinin üstünden beni fotoğraf çekiyor. Ben de bir bakış atıyorum. Gerçekten de burada işiyorum yani. Çok iyi, çok cool olmuş. Havalı gerçekten. Havalı diyorsan havalıdır abi. Abi hiç. Ben de işiyorum. Hiç böyle olmuyor. Ben zaten oraya bakamam bu arada. Devam et. Milletin parasını yerken mi? Aa. Nasıl milletin? Ya buna büyük yorumlar yapabilirim de ufak özet geçmek gerekirse. Yani ilk 1 milyon lira para aldım. Şimdi bunun %30 civarı falan vergiye gidiyor. Hı hı. 700 bin liram kaldı. Yıl 2020 olması lazım. Araba 700 bin liraydı. Ben de direkt aldım. Direkt yani, 700'e ben... Benzine koyacak param yok. Öyle diyeyim yani size. İşte şu kapıların üstü... Hayalin miydi? Bu araba mı hayalin miydi? Abi hayalim değildi aslında. Ben sadece Need for Speed oynadım. Ha. Need for Speed'de çok güzel arabalar var yani. Ben de onlarla ilgili birkaç araba yaptım kendime. Ha. Ama yani bu en Japon arabamdır. Ki bunun yeni hali Türkiye'de birdi. En iyisi, daha iyisi yoktu. Ben Japonya'ya gittim geçen, tam geçen sene aynen. Tokyo Drift'in çekildiği yerlere falan. Hani oradaki arabalardan eksik kalır bir yanı yok. Çünkü... Bunlarda body kit denilen bir muhabbet var işte. Şurası olsun, arka taraftaki kapının arkaları olsun. Hazır takıyorsun, oluyor ama biz hazır takmadık. Hazır takılanın üstüne işte el yapımı çıkıntılar yaptık. Hmm, el yapımı girintiler yaptık. Kaputu bozduk vesaire. Yani ondan sonra ben dünyada bir olduğunu düşünüyorum açıkçası. Türkiye'den sonra dünyada bir oldu bu araba. Ama senin arabayla ilgili demek ki böyle bir hayalin hep varmış yani o var şeyi. Abi. Evet, devam et. Abi ayakları çok büyük değil mi ya? Demiş ya. Bu bence açıdan ya. Nereye burası? Abi bu bildiğin 05 açıdan bu arada. Burası Amsterdam. Ha. Ayaklarım bu arada 39 numaradan 43'e kadar hepsine oluyor. Ne demek o? Kadın reyonundan da... Ne demek oğlum o? Kadın reyonundan da giyinebiliyorum şey... Taraklı ayak diye bir muhabbet var belki biliyorsundur. Ya benim de öyle de... Bulunduğu ayakkabının şeklini almıyor ayağım yani. Senin ama nasıl... Yani şey uzun değil ayağım. Yana doğru geniş ama belli bir yeri geniş. Her ayakkabı canımı acıtıyor ama... Böyle önü kapanırlar hiç oluyor. Olmuyor. Acıyor değil mi? Önü böyle aşağı doğru olanlar. Yok onlarla alakam yok abi, acıtıyor onlar. Bu yani sen mesela 41 numara olabilir. Dediğinde gittin kaç numara beyefendi dediğine ne diyorsun? 43 diyorum önce. Yoksa 42'ye iniyorum yoksa 41'e iniyorum. 41'e iniyorsun. Eğer kadın reyonuysa 40.5 var mı diye soruyorum. Ha. Öyle devam abi. Devam et. Yanında 4 kız olmayınca reçkol. Reçkol var 4 kız yanında abi. Göt sağında abi, göt soluna. Bu yeni çıkan şarkımız bu arada abi. Ege Boran'la. Hmm. Biraz üzgün gözükmüşüm ama bence yine de havalıyım. Bilmiyorum. Yanımda bazen değil, genelde 4 kız olmuyor zaten ama. Şarkılardaki... Efendim abi? Kızartışmıyor mu şu an kız arkadaşın? Sevgilim anlamında. Sevgili. Yok abi ben, benim bu işe başladığımdan beri bir sözümdür kendime. Nedir söz? Yok, bu işi halledeyim sonra kız arkadaşı yaparım. Halletme seviyesi ne? Yani ne olursa hallolmuş oluyor. Annem, babam, kardeşlerim, arkadaşlarım. Herkesi birer ev mi mesela, ne yani onun sınırı ne? Herkesin artı 1 milyon doları olması lazım. Dolar falan. Mı? Tabii ya. Sen evde kaldın o zaman oğlum. Ya. 1 milyon dolar ne oğlum? Birer ben yaptıysam annem de yapar abi. Yapsın da 1 milyon dolar ama şey yani o zamana kadar bekar mı kalacaksın yani? Bekar kalmıyorum abi aslında yani.
ilişiğim oluyor bazı hanımefendilerle. Ama evliliğe gitmiyor. Ama yani bu belirli bir süreden sonra benim toksikliğimden de olabilir. Çünkü güzel ilişki yaşayamıyorum. Yani 3 sevgilim olmuştur. Ufak kavgaların çok büyüğe gitmesinden dolayı bitti. Ha. Ayrılmışızdır. Aslında benim için mesela şeydir. Ona verdiğim önem çok fazladır kendi içimde. Ama o bunu tabii ki doğal olarak anlayamaz. Ama o onun içinde kendince verdiği karar. Kendince verdiği karar onun için daha önemlidir. Hı hı. Ve benim verdiğim önemi göz ardı eder. Ve aslında problem buradan başlar benim yaşadığım ilişkilerde. Aslında ben ona hiçbir kıza verdiğim önemden daha fazlasını vermemişimdir. Ona daha çok önem vermişimdir. İçinde veriyorsun ama gösteremiyorsun. Abi gösteremem. Gibi. Doğal olarak demeyeyim. Bu benim şeyimle alakalı. Yapımla alakalı. Tamam. O kadar insanların karşısına çıkıyorsun ama biraz yapı olarak daha utangaç ve şey bir adam mısındır yani? Daha yani içimdekileri dökemem genel olarak. Bu ailem, arkadaşlarım, işte herhangi bir kız arkadaşım. Genelde dökemem ama hepsine yani sonuna kadar destek kendi olursun. İçimden gelen duygularımı dökerim. Yani destek olmak da denilebilir buna ama destek olmak çok doğru bir yorum değil. Yani içimdeki verebileceğim maksimumunu verebilirim. Hani onlar bunu anlamayıp ben daha çok verdim tribine girdiklerinde iş bitiyor abi. Orada ben de devam film etmiyorum kopuyor. Yani. Devam et. Arkadaki kızlarımı kesiyorsun. Demiş biri. Kızları şimdi gördüm. Ne bu? Ne yapıyorsun burada? Bilmiyorum. Arkadakiler kız olmayabilir bu arada. Burada Tayland'dayız. Arkadaşlar şöyle bir olay var yani bir grup olarak Tayland'a gittik. Yani kimler vardı? Deniz Kamboz vardı, Çakal vardı, Ebo vardı, Label vardı. Birkaç kişi daha vardı sayamadığım arkadaşlarım. Hep biri Tayland'a mı gittiniz? Kusura bakmasın. Onlar önce gitti. Ben Japonya'ya gideceğim için dedim önce yanınıza uğrayayım. Sonuçta Asya'dasınız falan. Gittik beraber. Orada eğlendik. Orada da garip bir olay yaşadım. Burada anlatsam mı bilmiyorum. Ben ilk oturduğum yer... Reklama girer mi ki ya? Bir... Girsin ya rahat ol, hallederiz. Market zinciri, yemek zinciriydi diyeyim abi. Ha. Yani işte bir yerde öyle söyleyeyim. Hiç yapmayacağım deyip ikisinin reklamını yapmış. Sıkıntı yok. Yani birini yapmaktansa ikisini beraber yapması da iyidir. Falan öyle bir şey. Tam evet. Orada yemek yiyorum uçaktan inmişim yani karnım aç. Ondan sonra abi arkadan biri geçti. Allah Allah ilk kez dövmeli biri görüyorum yani. Hemen arkadaşının şuna bir selam ver de ben de dedim merhaba yani. Hani selamlaşalım en azından falan. İşte orada biriyle tanıştım daha ilk gittiğim gibi yemek yerken. Onunla güzel bir ilişkimiz oldu Tayland'da. Genelde onunla birlikteydim ama Tayland çok garip bir yer. Ben o yüzden hemen baştan daha gittiğim gibi bir tane... İlişki yaptın. Evet kısa süreli bir ilişki yaptım bir 10 günlük falan. Konuşuyoruz arada Türkiye vizesi alabilirse gelecek kendileri. Ben de bekliyorum onu. Ha öyle de bir hani yemek yerken dövmeli diye selam verdin. 10 gün ilişki yaşadın hala irtibattasınız. Aynen öyle abi. Çok iyi. Kendi gözlüğünü falan bana verdi emanet. Ben onu geri vermem lazım sonuç olarak. Hmm. Emanete ihanet ihanettir. Müthiş gerçekten. Hani malına sahip çıkan bu kadar şey görmedim yani. Çok güzel. Bu önemli gözlük olsa o gözlük da... mü? Efendim o abi. Şu gözlük yok abi onu verir miyim? Ha, hayır o sana verdi. O bana verdi. Ben ona gözlük verir miyim? O ya, çıkarsın yok, şey o, yok o seni o sana verdi gözlük mü dedim. Yok abi o değil. Konuk müzesine o gözlüğü getirmiş olman ne kadar güzel olur ya. Abi aslında getirebilirdim de. Ya kızın gözlüğüne ama sahip çıkmış ayıp olur ya. Yani evinin güzel köşesinde tutuyorum onu aslında yani. Ne düşünceli adammış. Peki sen burada bir sürü insan saydın. Bu kızla takılıp onların hepsini ekmiş gibi duruyorsun şu an. Yani takılmaktan kastımızın ne olduğuna bağlı abi. Hayır ya yani onunla görüşüp işte şey, level'ı çakalım makalı onlarla görüşmedin gibi duruyor şu an. Görüştün mü onlarla? Ya bu ne zamanın fotoğrafı? Bir 6 ay yok daha fazla. Bir fotoğraf. Abi bir yıl var. Yani Emirhan'ın ilk Amerika'dan döndüğünde görüştüğümüz yani Emirhan dediğim Çakal'ın ilk Amerika'dan döndüğünde görüştüğümüz yer Tayland'tı. Hani burada böyle sokakta yürürken kızları falan anlayamıyorsun kim kız kim erkek. Hep laf atılıyorsun. Bir de ben burada abi dövmeliyim yani her vücudumda falan da dövme var. Adamların yarısı Budizm'e inanıyor yarısı Müslüman. Budizm'e inananlar yani putperestler diyor ki bu ne ya bu şey mi geldi Allah tarafından mı gönderildi falan. Böyle yorumlar alıyorum. Bir de saçlarım örgülü falan. Bayağı dikkat çekmişim dikkat orada çekiyor. Alakasız yani. Ondan sonra işte bayağı görüştük. Ben hemen bir kız arkadaş edindim kendime. En azından vakit geçirmelik. Müthiş. Beraber
Çok güzel, değişik programlar. Geçirelim. Hiç hayatımda öyle aniden Tayland'a gidip dövmeli diye bir muhabbet. Yani hiç aklım almıyor yaşantın. Ama yani şey yapıyorum yani. Hani anlamaya çalışıyorum. Rockstar life. Gerçekten rockstar. Ya, gerçek bir rockstar. Rockstar life hakikaten demeyelim ama. Hayır, bir de Japonya giderken uğrayayım dedim Tayland'a falan. Yani çok çok iyi yani. Bir hafta buradaydım abi. Olur olur. Devam et. Çakal'la neden ayrıldılar? Buyur. Çakal da, o da Bursa muhabbeti yaptık onunla da. Şey diye aranız, anlatmak zorunda yani değilsin ama iyi şey, mi kötü müsünüz? Nasıl açıklayabilirim? Yani zaten sert bir şey söyleyeceğim bir yorum değil. Hı-hı. İlk kez de burada konuşuyorum tahminen. Hiç %99. Konuşmadım. Yani şöyle bir şey oldu. Bu arada Çakal Osman Gazili. Ben Nilüferliyim, Özüceliyim. Ama ben 15 yıl boyunca aynı mahallede yaşadık ama böyle şey olur. Hani 3. sınıf, 2. sınıfı görmez hani. Hı-hı. Yaş farkı vardır. Onlar yanımızdan geçiyordu. Biz diyorduk ki palelere bak falan. Bir yaş küçük müydü? Pale. Bir yaş ya da iki yaş küçük. Çünkü ben 99 Aralıklıyım. O 2001 Ocaklı. Hmm. Aramızda 13 ay var. Hmm. 13 ay bir yıl ama o iki alt dönem. Hani pek birbirimizi bilsek de sadece tanışıyorduk yani. Şey yapmıyorduk nasıl diyeyim. Arkadaş değildik. Sonrasında Eskişehir'de ben üniversite kazandığımda onun Eskişehir'e geldiğini öğrendim. Bir anda story attı. Bilgisayarıma format atabilecek var mı falan. League of Legends oynuyor deli gibi. Bilmem ne kendi evinde. Ben de oraya yeni format atmışım bilgisayarıma. Hani o muhabbetleri falan yeni öğrenmişim. Dedim kanka ben atarım geleyim istiyorsan. Aga dedi hem tanışalım hem dedi şey yapalım sen gel. Gittim işte format attım. Orada daha da yakınlaştık. İyice arkadaş olduk. Aslında normalde mahallede hani nasıl diyeyim iki dönem alt olduğu için o yaşta da yaşların çok önemli olduğu için çok arkadaş değildik. Sadece birbirimizi tanıyorduk. Ondan sonra işte nasıl diyeyim hafta sonları ben Ege ve Kutay'layım. Bunlar işte Özce Trap Boş dediğim arkadaşlar. Özce'deki arkadaşlarım. Şu anda da burada kendisi. Merhaba. Evet. Ama Eskişehir'e döndüm dedi işte şey Peros Blancos diye bir grubumuz var. Aslında bu bir kolektif yani içinde dövmeci var, butikçi var, kıyafetçi var, rapçi var, beatmaker var falan ama böyle 10 kişiden fazla değiliz. İşte Çakal da onlardan biri aslında. Hani rap yapabileceğini düşünen bir insan da değildi. Hani ben de rap yapabileceğimi düşünen bir insan değildim. Bir arkadaşımız stüdyo açınca beraber o stüdyoya girdik. İşte dedim ona... Beatleri ben yaptım da senin beat daha iyiymiş benim kendime aldığım beatten. Bir şarkı yapalım falan. İşte o şarkıyı yaptık. Yani inanılmaz feedbackler aldık. İşte tüm o zamanınki influencerları yazıyor. Tüm şirketler yazıyor. Şöyle teklifler, böyle teklifler. Diyor ki 3'ten demonu zaten. Ne demosu? Dün yaptık. Arkadaşın stüdyodaydık. Ototune ne bilmiyorum. Kulaklığı bir taktım. Kendimi şey duyuyorum böyle. Enstrüman çalıyormuş gibi duyuyorum falan. Hiçbir demomuz yok falan. Şirketlerle ısınamadık o yüzden. Ama yani birkaç influencerla yakın kontak kurduk. Ve dedik ki yani bizim aslında Eskişehir'den taşınmamız lazım aslında. Hmm. Ve ben o ara Anadolu Üniversitesi'nde 3. sınıftım. Biyoloji okuyordum. Ayrıyetten de veteriner teknikerle okuyordum Anadolu Üniversitesi'nden. Açıktan 2 bölüm okuyordum yani. Onda da son sınıftım. Hani derslerim falan da bayağı iyi. Bir de aralıklıyım. Bir de bir sene önden almışım. Böyle 20 yaşındayım son sınıfım. Hmm. Nasıl yani 28 yaşında 1. sınıf var. Bende dalga geçiyor. Ya bende niye dalga geçiyorsun? Ben senden 8 yaş küçüğüm ve okulu bitiriyorum anasını satayım. Kime laf soktun belli değil şu an. Abi o kendini biliyor mu? İzliyorsa anlar. Eminim ki izliyordum. 28 yaşında. Yani bilmiyorum inşallah yolunu bulmuşsun kanka. Kardeşim. Ondan sonra abi ben okulu hafiften salmaya başladım son sınıfta. Çakal'la kanka oldunuz mu bu arada? Aynen. Yani o ara beraber kanka olduk. Beraber evde yaşıyoruz. Hani şarkılar dinliyoruz. Ve o ara işte nasıl diyeyim o erada yani o dönemde işte biz yokuz. Asla yokuz. Batu Flex var. İşte Label var. Yanguzo var. Hani yeni sayılabilecek. Bilmiyorum Ati yeni sayılır mı? Ati var falan. Ama biz müzisyen falan değiliz. Sadece bir demo paylaştık. İşte herkes yazdı demo atın vesaire falan. Biz nasıl yapacağız bilmem ne. Stüdyoya giriyoruz utanıyoruz. Bayağı utanıyoruz. Kayıtlarımız berbat çıkıyor. Biz de dedik ki yani kanka sen gel sen gel. Sen gel kanka sen gel sen gel. Böyle bir 8-9 kişi bir grup oluşturalım. Evimize ses kartı, mikrofon, kulaklık alalım ki kendimiz kaydedebilelim. Çünkü bir stüdyoda kaydettiğimizde
yanımızdaki adam kimse tanımıyorum yani, ondan utanıyorum yani. Evimizde yapalım, hep beraber yapalım falan. Ondan sonra bir kendimize bir set aldık. 950 lira ya, 1000 lira civarına. İşte orada benim ilk kaydettiğim şarkı Trankobuskas'tı. Ki hala dinleniyor bayağı Spotify'dan istatistiklerine baktığımda. Çakal'ın da ondan sonraki ilk şarkısı Push'tu. O bayağı iyime kazandı abi. Anlık olsa da yani, şu an belki dinlenmiyordur. Ama o zaman için çok 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 dinlenmişti. Ve ilk klibimiz o olabilir yani. İlk klibimiz, biz klip çekme taraftarı değildik. Özellikle ben yüzümü göstermeyi hiç tercih etmiyordum. Belki 1,5 yıl, 2 yıl hiç yüzümü göstermeden müzik yapmaya devam ettim. İşte Çakal'ın Push şarkısı iyime sağladı. Benim Trankobuskas iyime sağladı. İşte o ara garip muhabbetler oldu. İşte tam o ara İstanbul'a taşınacağız. Bir yerden teklif geldi falan. Dedik ki tamam olur, ben istediğim olacağı veririm. İstediğim olacak şarkısını, hani bir kısmının payını size vereyim. Böyle çıkartalım. O arada yani İstanbul'da amacımız hani 3+1, 4+1, 5+1, 5+2 bir ev tutmak yani. Bunu da tutuyoruz. Benim ve Çakal'ın, Emirhan demeyeyim, Çakal'ın kazandığı parayı birleştirerek evi tutuyoruz işte o. Biz bu saatten sonra diyoruz ki artık tamamen müzikteyiz yani. İş yapıyoruz. Hı. Aynen, beraber iş yapıyoruz. Bu da 2020'nin sonu ya da 2021'in başı olabilir. Ondan sonra işte Glock şarkımız geliyor. İşte Peros Blancos geliyor. Selam aleyküm, aleyküm selam falan. O şarkılar geliyor. Ben hala arka plandayım ama yüzümü göstermiyorum asla. Çünkü Çakal'ın satılabilirliğinin farkındayız. Ben arka planda olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu da çok keyifli bir şey benim için. Ve onun yapacağı şarkılara yardımcı olmak da benim için çok iyi bir şey vesaire. Hani beraber bir 2-3 senelik bir dönemimiz oldu. Onun öncesinde de 1-2 senelik dönemimiz oldu. Neden ayrıldılara gelirsek, işte şey oldu. Dedim ya ben hani Tayland'dan Japonya'ya uçtum. O da Amerika'dan İstanbul'a uçtu tekrardan. Bir konser var ve biz ön grup olarak sahne alacağız. Biz bu ön grupları sadece Avrupa'da, Amerika'da geçerli olan sanatçılarda ön grup alıyoruz. Hmm. İşte bir ara 6ix9ine gelmişti, onda ön grup olduk. Bir ara Central Cee gelmişti, onda ön grup olduk falan. İşte şimdi Luciano gelecek ve Luciano'yla da güzel bir kontağımız var. Yani ben arkadaşım, Çakal arkadaş vesaire. Kuliste garip olaylar yaşandı. Ben garip olaylar yaşattım. Kulisten sonra yine garip olaylar yaşandı. Ben garip olaylar yaşattım. Sonrasında dedik ki biz bunu yarın toplantısını yapalım. Şu an hani sen psikolojik olarak düzgün bir durumda değilsin. Ben psikolojik olarak bir düzgün durumda değilim. Hani bunu en azından uyandıktan sonra kahvaltıda veya öğle yemeğinde değerlendirsek çok daha iyi olur falan dedik. İşte orada beraber oturuyoruz. Şöyle bir şey oldu benim zoruma giden. Hani biz Peros Blancos olarak böyle 10 kişiye yakın çıktık. Ve 8 kişi Peros Blancos olarak devam ediyor. 2 kişi kaldık, Çakal ve ben yani diğer arkadaşlarımız. Kendi yollarını bulmaya çalışıyor ama yani şöyle bir şey var. Gençliklerini feda ettiler diyebilirim yani 20 ve 25 yaş arasında bizle ilgilendiler. Ama aralarından tek Çakal'la irtibatı olan, iletişimi olan kişi benim. Beraber konserlere çıktığım insan. Oturduk. İşte çok çok da detay vermeyeyim orada. Hani amacının orada ben şey olduğunu düşündüm yani, hissettim hani. Nasıl denir? Ya direkt de denir aslında yani. Bir tık para olduğunu düşündüm. Para olduğunu düşündükten sonra ben de dedim ki yani o zaman şu kadar şu kadar kaşenin altında seninle işe çıkmayı düşünmüyorum. Yani ben zaten sen Amerika'dayken bir turne verdim ve yeterince verim aldım. Hani beni para olarak gerçekten görüyorsan o zaman ben de seni para olarak görmek zorundayım dedim. Bundan sonra tabii ince ve mantıklı konuşmalarımız oldu ama yani ilk kez öyle aslında hissedince abi. Bu konu Lüsyen'in konserinden önce patlak veren, sonrasında ertesi gün sizin açık açık birbirinizle konuştunuz. Hani daha maddi bir dünya üzerinden tartıştınız ve sonrasında hiç sert ve çirkin bir yere gitti mi olay yani o konuşma? Asla sert ve çirkin bir yere gitmedi abi. Çünkü yani şey nasıl diyeyim yani yaptığı 2023'e kadar tüm yaptığı şarkıları benimle yaptı sonuç olarak. Yani ben ön planda da olsam, arka planda da olsam hani onun bana saygısı var ve hani belki de onun bana belki daha çok etkisi vardır.
vesaire yani para kazanmamla vesaire. O yüzden karşılıklı saygımız bitmedi tabii ki o da. Tabii ki doğal olarak. Ama hani biz bu konuşmayı yaptıktan sonra birebir sosyalleşmemeye başladık. Yani hani arkadaşlar birbirleriyle en azından haftada bir görüşür. Veyahut haftada iki görüşür. İki haftada bir görüşür. Ayda bir görüşür. Hani bunu kestik. Ve o gün şöyle bir muhabbet geçti. Hani bir konser olursa ve belirlediğimiz kaşenin üstüne çıkarsak, çünkü ben 3 yıldır bu kaşe için uğraşıyorum. Hı hı. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu 3 yıldır, belki 4 yıldır. Hani bu kaşenin hakkını almak isterim. Yani böyle konuştum sadece. Ve dediğim gibi bu kaşenin üstünde konserler oldu. Biz birkaç konsere çıktık Çakal'la. Farklı karavanlardaydık sadece ama sahneye çıktığımızda modumuzla, moralimizle alakalı bir şey olmadı. Yine 10 numara konserler verdik. Belki bazı insanlar zannediyordur o aramız iyi. Hani çünkü o nasıl diyeyim? Bana Nizaran kesinlikle sosyal medyayı çok çok iyi kullanmayı bilen bir insan. Hani buna şey de denebilir. Demesem daha iyi ama yani sosyal medyayı daha iyi manipüle ettiğini düşünüyorum abi. Hani ben biraz daha müziğimde olayım, arkadaşlarımla olayım, ailemle olayım kafasında olan bir insanım. Belki farklı düşünüyordur, belki de aynı düşünüyordur. Ama o saatten sonra yani bu belediye konserleri vesaire diğer konserlerden sonra bir anda hiç konuşmadan ekstra bir soğukluk girdi aramıza ve bir daha hiç herhangi bir konser olsun, herhangi bir işte iletişim olsun birbirimizle kurmadık. Yani aslında bir 4-5 dakika önce dediğim gibi başta çıkan para muhabbetinden dolayı bir daha yani hani herkes arkadaşlarıyla kavga eder. Buradan beni anlayacak çok insan vardır. 2 sene önce yani çok yakın arkadaşınızla görüşmüyor olabilirsiniz. Ama yani şu an ona saygı duymadığınız anlamına gelmez. Veyahut onun size saygı duymadığı anlamına gelmez ama en yakın arkadaşınız değildir. Bizim de şu an durumumuz öyle abi. Hani... Tamamdır. Bence güzel açıklama da yaptın. Yani inşallah mesaj da yerine ulaşmıştır ve şimdi Çakal geliyor. Desem mi? Öyle bir şey yazdım şu an. Öyle bir şey olsa abi. Güzel olurdu şu an. Tam ona ihtiyacımız vardı gerçekten. Devam edelim. Linçlere bakalım biraz da. Bunu da anlatmamışımdır bu arada. Süper oldu. Teşekkür ederiz. Dün gece gözaltına alınan Reçkol Kuti 13 kilo Ege Boran ev hapsine çarptırıldı. Ya bizim... Ya bununla alakalı çok şey derim de çok şey demek istemiyorum. O yüzden yani hukuki süreci devam ediyor abi aslında. Yani şöyle bir şey var. Bizi ev hapsine çarptırıyorlar ama aslında olayı komşumuzla yaşadık. Aynı evdeyiz anasını satayım. Apartmanda. Birimiz bir kattayız, birimiz bir kattayız. Ev hapsi saçma bence. Hani komşu ne oldu? O da mı ev hapsinde? Bilmiyorum ki abi, sormadım. Onu sormadım. Bir gün denk gelirse sorarım ama. Yani şey oldu, 2 ay bir ev hapsi yedik. Şöyle, benim bir arabam var, belki bilen vardır. Subaru diye az önce gözüktü, mor bir araba. Ben onu maviye çevirdim. İşte ben fark etmedim, o arabaya vurmuş meğersem yani. Arabanın iki yerinde kırık var. İşte onları görünce birazcık olaylar karıştı. Öyle bir tartışma. Ama yani hukuki süreç devam ediyor. Biz o gün arkadaş hastanede gününü geçirdiği için... Savcı bizi sorgulamak istedi ve biz de... Ne kadar tatlı gün... söylüyorsun. Yani berbat olaylar süreci yaşadık yani. Süreci biraz hastanede geçirdiği için. Bilmiyorum. Gören de böyle. Allah'ım ya. Pastane gibi söyledi ya. Hastanede geçirdiği için. Bileyim abi. 22 saat. Devam edelim. Yani şey... O zaman abim... O zaman albüm gelir. Oluyor? O kadar evde olacaklar diyor. Geldi ki albüm bu arada geldi yani. Mi? Benden gelmedi. Ev hapsini benimle beraber yaşayan arkadaşlarımdan geldi. Sürekli stüdyodayız ya da PlayStation'dayız. Müthiş. Bin nasihat, bin müsbet... O deyim olmadı. Daha güzel bir deyim söyle yani. Bir tane o kötü olay ne kadar iyi bir şeye sebep olduğunun deyimini özlenize. Her şerde bir hayır var. Her şerde bir hayır var. Bak o kadar gözaltı. Abi, bir, albüm çıkmış. Buraya koyulmamış ama bir yorum vardı yani. Şey diye... Niye bunlar ev hapsine çarptırıldı? Şimdi müzik yapacaklar. Acilen ev hapsi değil, normal hapse atılmaları gerekli gibi bir yorum falan bunlar vardı. Müzikleri gelecek ya, yine müzik yapacaklar. Müzik yapmamız üretmemizi istemeyen insanlar olarak. Lince geç bakayım. Keşke saç uzatacak sabrım olsa Reçkol gibi öldürsem. Tam benlik bir şımarıklık. Şımarıklık mı saç uzatma örmek? Abi bence şımarıklık değil yahu. Sen yani... nereden çıktı örmek? Yani şey, saçlarımın kıvırcık olduğunu fark ettim. Çok geç.
Kaç yaşında fark ettin? 15 falan abi. Aa, bir dakika mı oldu? Şey oldu böyle, bir gün saçlarımı ıslak uyudum. Sabah bir uyandım, ne oluyor dedim yani ya. Bu saçlar niye böyle yani? Saçlarımı doğru uzatıyorum, taç takıyorum arkaya doğru işte. Hı-hı. Beni rahat ettirsin diye. Saçlarımın kıvırcık olduğunu fark ettim. Ve kıvırcık saçı çok seviyorum. Kısa halinde, uzun halinde çok seviyorum. Yani normalde aslında kıvırcık değil de dalgalı diyebiliriz. Onu şöyle yaptım. Öreyim dedim bir gün. Abi çünkü rahatsız ediyor. He. Ben de dedim ki öreyim bir gün ve kuzenim örüyordu. Ördürdüm. İyi, güzel, yakışmış. Kendimiz bir şeyler yaptık. Farklı tarzlar yaptık. Bilmem ne 2016'lar olsun, 2017'ler olsun. Okul örgülü gitmeler olsun. Hani baskete çıkıyorum. Sallanan bir şey yok kafamda yani şey. Hmm. Ördürmüşüz balık sırtını falan. Oh. Saçımdaki o kıvırcıklık yok yani. Rahat rahat hareket edebiliyorum. Terlemiyorum vesaire. Müthiş. Bence bir kolaylık ya. Kolaylık değil. İhtiyaç. Biraz ihtiyaç. %70 ihtiyaç. Devam edelim. Reçkol kim ve neden sürekli Türkçe rap ile anılıyor? Kimsin ve yani neden abi, Türkçe rap ile anılıyor? Annem bile bana ismimle hitap etmiyor bu arada abi. Yani şey. Reçkol mi diyor? Reçkol diyor abi aynen. Recep değil mi? Normal isim Recep. Normal ismim Recep. Ama... O da yani dedem Recep, onun dedesi Recep, onun dedesi Recep, onun dedesi Recep. Şimdi benim oğluma koymam gereken bir isim var. Yani bir oğul yapacaksam onun oğluna koyması gereken bir Recep isim var. Bu sorumluluk neden bende bilmiyorum. Senden sonra Reçkol diye devam etsin o ya. Ama abi şimdi böyle bakıyorum. Başta Selanis falan. Ha. Onlar da Recep Eker yani. 1910 tabii yani. Tabii. Şimdi 100 yıl, 150 yıl sonra bunu bozmak biraz garip olur. Ya, evet. Yani Reçkol kim? Reçkol, Reçkol. Yani sen beni yüzümü tanımıyor olabilirsin ama emin ol çok çoğu dinlediğin şarkıda arka planda olan kişiyim. Artık yüzünü de tanıyacaksın burada. Yüzümüzü de tanıyorsunuz saçma yavaş yavaş. Aynen öyle abi. Devam et. Reçkol, o yeter de aslında gibi saçma sapan ama güzel bir rap açıp tavuk sote yapıyorum. Tamam, en çok ben yaşıyorum bu hayatı. Tamam demiş. O yeter de aslında gibi saçma sapan. Niye büyük linçler yok ya? Bunlar çok... Büyük ver bir tane. Ver bakayım, sıradaki büyük mü? Reçkol'ün Atiye abartılıyor demesi kadar saçma bir gün. Abi Atiye iyi. Tamam. Ama yani ne bileyim. Abartılıyor. Bilmiyorum. Kanka 7 senedir aynı şeyi yapıyorsun yani. Gel beraber oturalım, sıkıntı da yok o konuda. Muhabbet ederiz, ben seninle anlaşırım ama. Gerçekten 7 yıldır aynı flow'u yapıyorsun. Ben o yüzden abartılıyor dedim. Yoksa yani şarkıların veyahut araya attığın random bir şarkı güzel oluyor bence. Abartılıyor. Bu muhabbet çok abartıldı bence. Ben abartmadım anlasınız. Muhabbet siz abarttınız. Yemin ederim. Saati iyi yani, dinleyin arkadaşlar. Evet, devam edelim. O kadar saçma şekilde kullanıyorum ki Spotify'yı. Benim üyeliğimi iptal etmesine aramak kaldı. Bülent Ersoy'dan sonra nasıl Reçkol dinlersin falan diye. Bülent Ersoy'la tarzın benziyor mu sence? Abi... Ben eski 2000'ler olsun, 2000'ler öncesi olsun rock, pop, sanatçılar çok saygı duyan bir insanım. Hani Zeki Müren mesela Bursalı'dır. Zeki Müren diye şarkım var. Bülent Ersoy'a da çok saygım var. Yani asıl müziği inşa etmeye çalışan insanlar onlar. Yani müziği inşa etmeye çalışırken derken yani bununla rapten bahsetmiyorum. Türkiye'nin global olarak tanınmasından bahsediyorum. Mesela bunda Tarkan'ın da büyük bir payı vardır abi mesela. Hani Bülent Ersoy'un da payı vardır. Bülent Ersoy'dan sonra Reçkol'ü dinlemek biraz garip. Hani onlar yol açtı, biz o yolda yürüyoruz gibi bir durum var bence. Başka diyecek bir şeyim yok herhalde yani. Yani Bülent Ersoy'u da severim abi. Mesela. Kendimi de severim. Devam et. Hayat bazen Reçkol'ün işim lirikal demesi kadar da saçma olabiliyor. Şimdi yani istediği şarkıyla karşılaştırsın lirikal kelimesini. Diğer şarkılarını dinlememiş olduğu için böyle yorumluyorum ama bundan sonra başka bir şey demeyeceğim. Aslında burada lirikal demiyorum. Hmm. Aynen. Bu kadar. Aldın sen o mesajı. Devam et. Ver, geç. Geç. Buna yakışır diyen kızların gözünü s**eyim. Al. Yani. Ya biraz tabii küfürlü okuduk ama. Yani kendime yakışıklı dediğim de yok bu arada. Kendime yakışıklı olur musun? Şimdi Umut'muş adı. Herhalde kız arkadaşı yakışıklı buluyor beni. Oradan olabilir. Yani ben kendimi yakışıklı olarak hiçbir yerde ifade etmedim.
İyi buluyor Sayın musun? Umut. İyi buluyor musun kendini? Fena değilsin ya. Abi ben yani biraz... Bir de giyim kuşam bakım ona da özen gösteriyorsun. İyi buluyorsun bence kendini. Yani doğduğumdan beri hiç param olmasa da hep güzel giyindim yani. Ona özen gösteriyorsun. Ortaokul, lise, üniversite hep güzel giyindim. Hı hı. Yani güzel giyinemesem de bir yolunu bulundum, güzel giyindim. Sayın Umut'un yaptığı bu yoruma vereceğim karşılık şeydir yani. Buna yakışıklı diyen gözlerini... Bilmem ne. Yani Umut herhalde ayrıldığın kız arkadaşın senin beni yakışıklı buluyormuş yani. Ben çünkü kendimi hiç yakışıklı demedim kanka. Umut. Evet, devam et. Sen değilsin değil mi kanka? Yok ya, ben kameraya... Şaka yaptım ya. Kameraya... Biri dünyanın en iyi dirilcilerinden biri de Reç Kol işte. Ya Avrupa turunda yani Central Sea'nin yakın arkadaşlarıyla arkadaşım. Hani Central Sea ile de bir muhabbetimiz oldu şu arkadaşla. Ya onların stüdyosuna gittim de London'da, Londra'da. Yani ben tribindeyim genel olarak. Windows, işte şu ses kartı, şu mikrofon olacak, şunu kullanacağım, bunu kullanacağım, şunu yapacağım. Ve bana genel olarak hani Tom Meister deniyor bunlara. Mekana gittiğinde hayır bunu kullanamazsın, hayır bu olmalı diyen... sesçiler, ses mühendisleri, tonmeisterlar beni asla kabul etmedi yani. Benim yaptığım, yürüdüğüm yolu. Ama mesela Central Sea'nin Luciano'nun yanına gittiğimde baktım ki yemin ederim birebir aynı sistem. Ya ben o ara dedim ki yanlış yolda yürümüyorum yani, devam. Full aynı yoldan devam ettim. Yemin ederim ses kartımız aynı. Windows kullanıyor adam. Mikrofonumuz aynı marka. Vesaire. İşte tamam, evet, bu arada adam dünyanın en iyi dirilicilerinden biri. Hani beni de leşkol olarak sayıyorsan teşekkür ederim kanka. Güzel açıklıyorum. Böyle kameraya baka baka konuşuyorsun. O yani her zaman herkesin yaptığı bir şey değil. Bir oraya bakıyorsun, arada bana bakıyorsun. Seyirciyle birebir ilişkin var. Yani o kamera kullanımı iyi. Abi bu konu hakkında istersen ufak bir yorum yapabilirim. Yap abi. Yani kliplerim olsun, Instagram'ım olsun, sosyal medya kullanımım olsun biraz... Aktifsin. Yok, aktiflikten ziyade biraz vahşiyim abi. Yani sert gözüküyorum ve pis gözüküyorum, kötü gözüküyorum ama aslında hani kanka sen ortaokulu bitirememişsin yani, benim karşıma otursan ben seninle ne konuşacağım, ben hani İngilizcem var, o dilim, Japoncam var, iki üniversite bitirmişim. Hani dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanla iletişim kurabilecek seviyede olduğumu gören insanlar var ki ben de öyle görüyorum. O yüzden kısacası bunu özetlemek gerekirse bu stratejimi de açığa vermek istemiyordum bu arada. İlk kez söylüyorum. Hani pis gözüküyorum. Sen arkadaş ortamında konuşuyorsun kanka. Reçkol böyle, reçkol böyle. O diğer arkadaş ortamında konuşuyor. Reçkol böyle, reçkol böyle. O diğer arkadaş ortamında konuşuyor. O diğer arkadaş ortamında konuşuyor. 1000 kişiye ulaştıysan ya emin ol 500'ü bende. Yani o yüzden 500'ü bende olması bu benim stratejimle alakalıdır. Yani ben pislik gözükebilirim ama yani şu an beni nasıl görüyorsun bilmiyorum ama yani ben aslında tamamen böyle bir insanım. Yani. Hadi bakalım. Ricam bu kadar. Güzel giriyorsun. Dur bakayım. Ben nasıl gözükeceğim? Bu bölüm ben de çok merak ediyorum nasıl gözükeceğini. Abi daha çünkü pis şeyler gelsin. Pis oğlum ya. Daha pis. Ne, ya, tipini s**eyim dedik daha ne dedik. Tipini s**eyim abi, abi öyle değil yani. Ben müziğime ona... falan laf at. Benden de ne istiyorsun oğlum ya? Bizim de bir şeyimiz var ya. Devam et. Biri müziğime laf etsin. Evet müziğ. Biri çakma biri orijinal. Sağ ol kanka da. Yani bununla da alakalı garip bir hikayem var abi yani. 3 tek fleece aldım, fotoğraf çekinip Instagram'a attım. Bir hafta sonra Central Sea attı aynı eşofman takımlarıyla. Ya bunlar böyle bir haftada gerçekleşmiyor tabii ki. 3-4 ay içinde gerçekleşiyor. Central Sea'nin benim profilime baktığımı düşünmüyorum. Ama o da demek ki benim gibi yani Nike'ı yakından takip ediyor. Ben çok da delil yapmıyorum ayrıca. Bana istediğin kadar çakma de. Diyeceğim yorum bu abi. Devam et. Anladık. Orta parmağınız var Amukim. Yeter. Demiş. Abi ne bileyim nasıl bir poz versem sen söyle yani. Yani ya bu bir selam şekli artık ya. Bunu artık orta parmak. Bir de mesela seninki daha parmaklar iyi duruyor ha. Herkese de yakışmaz. Abi ellerimi beğeniyorum ya. Yani kamera görüyor mu oradan bilmiyorum parmağın, ama. Parmağın falan şey. İyidir yani elim yani. İyidir ne yapsam yani. Yani ne yapsam ne iyi yapsam, olur. İyidir yani ben şundan pişman değilim ama bu eldeki estetiğimi kaybettiğimi düşünüyorum dövme yaptırarak. Çünkü...
Bu elim gayet... Güzelim eller kendini kamufle ediyor orada mis evet, gibi. Evet abi bu sağ koluma hiçbir şey yaptırmayacağım. Burada da bu arada Kore'deyim. Yani normalde gittiğimiz bir mekan vardı. Kore'de normalde gittiğimiz bir mekan Kore'de değildi abi. Ha. İstanbul'daydı. Ha. Neredeyse aynı konseptli mekan bulduk. Aa. Yani bu kadar yakın olabilir birbirlerine ya. Işık olsun, masa düzeni olsun, loca olsun vesaire. Hepsi aynı düzende. Öyle bir mekan bulduk. Ben mesela geçen sene tekrar Kore'ye gittim. Beni koşarak, sarılarak tekrar geleceğini düşünmüyoruzlar. Burada mıydınızlar? Ama önümüzde 100 kişi sıra var yani aslında o mekana girmek için. Ben 101. olacağım belki mesela. Çıkıp böyle bana sarılmacalar çıktık. Beni bir yere aldılar. Şampanya getirdiler. Sen patlatacaksın falan. Niye? Korelilerin... Üstünde herhangi bir Türkçe harf yok. Bu ne harfi? Ne bileyim herhalde sallayacağım, çalkalayacağım falan. Öyle bir yerdi burası. Neden öyle sevdiler seni o kadar? Kore'deki mekan. Abi Koreliler Türkleri hep sever ya. Yani hayır, Japonlar sen mekanda o gece sever. Büyük eğlence bir şey. Hani şey mi? O gün çok mu eğlendiniz ekipçe? Bir önceki sene yani burayı birbirine kattık diyebilirim. Yani şey. Franco Buscas çalıyordu. Herkes nasıl zıplıyor? Yani büyük bir mekan ayrıca. İşte rengi kırmızı falan. Herkesle sosyalleşiyoruz. Bir çok daha. İyiydi yani o aralar. Ama ne alaka? Ne alakasını da biliyorum da Koreliler asla Japonları sevmiyor. Ben de o yüzden Japonlarla konuşmuyorum o ara. Hiç beklemediğim şekilde bitti muhabbeti. Devam et bakalım. Abi deve yakıyor ya. Burada da Filistin sınırındayım bu arada. Hocam yani bayağı dünyayı geziyorsun yani. Bu özellikle gittiğin yerlerin tercihi var mı? Neden Japonya? Var abi tabii neden ki. Neden Kore? Yani şey... Neden şey? Yani müziğinle ilgili bir şey mi? Ya da orada... Bizimle ilgili bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim abi. Yani benim yanındaki arkadaşlarım yani bu Özjet Rap Boys dediğim arkadaşlarım benim 12-13 yıllık arkadaşlarım. Hani bazı insanların genellikle elde edemediği durumlar özellikle... Seksizim olmasın ama kadınların özellikle elde edemediği durumlar. 12-13 yıllık arkadaşları kimsenin yok. Ve bizim bu arkadaşlarımızla ortak hedefimiz Japonya'ya gitmekti. Neden? Abi biz çünkü anime çok seviyoruz. Hmm. Ahiretten Japon markalarına bayılıyoruz. Yani arabam, motorum, diğer her şey Japon. Japonya'ya gitmek istiyordum yani kesin olarak. Ve arkadaşlarım da aynı şekilde. O hayalimizi gerçekleştirmek için gittik oraya. Yanımıza bir arkadaşımızı aldık kameraman. Klip çektik orada döndük. Kore'de iyi. Klip çektik döndük. İşte burada da Jordan'dayım. Klipte sebebi oluyor o da güzel. Aynen klip sebebi oluyor. Çünkü yani bu estetiği Türkiye'de yakalama ihtimalim yok. Aslında burada yani böyle çok bir renkli oynama falan da yok. Bu aslında dümdüz. Oranın rengi yani. Oranın yani devenin üstündeyim. Oranın rengi böyle yani. Çok güzel. O yüzden seyahat ederek klip çekmeye bayılıyorum. Çünkü Türklerin farklı estetikleri de görmesini ahiretten seyahat edecekleri zaman... Nereye gidip nereye gitmek istemediklerini görmesini de isteyen bir insanım yani. Devam et. Bunu dinleyen kendini erkek demesin. Vallahi istediğini desin. Bunlar oğlum diş aldı piercing mi? Abi şey yaptırdım ben oraya. Hayatım boyunca diş teli yaptırmak istedim. Ha. Şu an yok bu arada yani. Ha evet yok şu göstereyim. An. 13 yaşımda ben diş doktoruna gittim. Diş doktoru dedi ki ya maksimum bir seneniz var yani diş teli taktırmak için ki ben şu an gülüşümü seviyorum bu arada. Diş teli taktırmayı düşünmüyorum. Maksimum bir seneniz var. Hani 18 yaşından sonra taktıramazsınız dedi. Biz dişçiden çıktık. Babam diyor ki bana işte 18 yaşını beklememiz lazımmış. Duydun mu falan. Şimdi ben de küçüğüm yani. Yok diyorum ya adam bana dedi hani dişlerini şimdi taktırmamız lazım falan. Babam diyor ki hayır diyor 18 yaşınızda taktırmanız lazım. Diş teli taktıramadım abi içimde kaldı. Aynen sonra ben de... Baban yanlış anlaştı diye anladı, dişlerin yanlış mı bildi? Aynen öyle abi. Gülüşümü de göstereyim. Burada daha bir şey yani o içimde kalan duyguyu göstermek için bu arada yani ilginizi çeker çekmez çevresi altın falan. Öyle şeyleri de dişlerin, çok seviyorum neylerin? Annem gibi. Şeylerin mi altın? Dişine taktıklarının? İçindeki plastik değil, dışındaki metaller altın abi. Enteresanmış. Devam et. Konkar'ın yani hani podcast isminin programında konuk olan Reçkol Konkar'ın Hata Edersin parçasının beatiyle freestyle bir performans sergiledi. Ya ben bunun hakkında bir konuşmak isterim bu arada. Bayağı yani tüm rapçiler demek ki zamanında yanlış bir sinir olmuş. Bununla alakalı videolar çekti. Ben burada freestyle elimde mikrofonla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bunun isterseniz stüdyo kaydına da girerim. Hani o zaman bilmiyorum belki kız arkadaşlarınız ya da
çevreniz falan dinler. Burada freestyle'de başarısız olduğumu görüyorsunuz yani açıkçası. Ki ben freestyle rapçisi değilim. Bilmiyorum siz nasıl rapçilersiniz ama ben stüdyo rapçisiyim ve burada ben stüdyoda değilim. Elimde bir telefon var, diğerinde mikrofon var. Neye söylüyorum belli değil falan. Var bar kayıt almamışım bilmem ne. Hani bunun bu kadar gündem olması garibime gitti ama oradan anladım ki yani demek ki zamanında güzel rahatsız etmişiz arkadaşları. Bunun yorumu ne ki? Şey mi kötüydü? Gözlerimi aldınız, kulağımı da istiyorlar. Ha. Anladım. Bu performans biraz kötü geçmiş. Açıklamasını yaptık. Devam et. Devam et. Gonca'ya katılmışsın. Reçkol nedir ya? Ses programsız şarkı söyleyemeyen tipler. Ses programsız şarkı söyleyen. Ses programı ses programsız dedi herhalde ototune falan abi. Herhalde o. Ses programı mı deniyor ona? Denmiyor abi öyle bir şey ya bu. Ya. Ses programsız ne lan? Ben de ilk defa duydum. Acaba biterim mi dedim ya. Şey oyun gibi bir şey ses de olabilir. Ses programı yüklemek. Ses kartı mı demek istemiş? Yok abi bence ototune diyor orada. Ototune demek istiyor. Yani ben normal sesimle şarkı söylemiyorum tabii ki. Yani hiçbir yerde benden böyle bir şey duyamazsınız ama. Kendi sesime de güvenmiyorum. Buradan da söyleyeyim. Freestyle'ıma da güvenmiyorum. Ben stüdyo adamıyım. Herhalde burada ses programsızdan kastı. Ses işte programsız. Ne bileyim sesimin duyulmayan kısımlarını çünkü birazcık fark ettiysen abi benim böyle sesimin geri kısmı, bas kısımları pek yok. Bir de tiz kısımları pek yok. Sadece böyle ortadan geliyor gibi bir şey var. Ve onlara müdahale ediyorum tabii ki şarkı yaparken. Ama işte ses programlı şarkı söylüyorsun ses programlı yani. Bir şarkı söylüyorum denebilir abi. Kesinlikle öyle. Devam et. Evet kardeşim kısa bir ara verdik. Bu kısa arada bir görüntüde bir değişiklik. Abi çok daraldım ya. Yani her yere saç değiyor falan. Toplayayım dedim topladın, yani. Topladın tepeden şey yaptın evet, bu sefer de. Bir de yani maşallah çok ışık döşemişsin. Var. Çok şükür. Var. Işığımız beni çok... bir tık rahatsız etti. Gözlük olur. Taktım. Sıkıntı yok. Senin İyi rahatın tamam. Yerinde mi şu an? Şu an mükemmelim oh, abi. Çok güzel. Seni sormalı. Ben de çok iyiyim. Süper abi. Keyfimiz yerinde. Aramızı da verdik. Arada ben de ne yaptım? Kardeşim görüntüsünü şey yaparken yemeğimi yedim. Yemeğimi yedim derken ara abi. Demek yemektir yani. Evet gelsin bakalım sıradaki. Reçkol'ün Recep olduğu zamanlar. Reçkol'ün eski hali. Yani annem bana bu zamanlarda reçkol diyordu ama iyi bir yorum. Ya o ne zamandır bu romanlar? Abi ben kendim bildim bileli ya. Birinci sınıf, gerçekten ikinci mi? Sınıf. Yani macerlar reçko diyor. Ha. Hani Arnavutlar, Yunanlar, Rumlar, Bulgaristanlar Recep'e reçko diyor. Ha. Ben de onu reçko yerine reçkole çevirdim. Çevirdin. Ha. Hep öyle deniyordu abi. Zaten. Hep çok deniyordu ya. Yani reçko burada mi? Da reçkolüm kanka. Devam et. Dünyanın en kötü vizyonlu şarkıyı çıkaran adamı. Vizyoner biri misin? Abi şimdi yıllara yayarsak bu durumu vizyoner biriyim tabii ki ama. Peki yani, kendine vizyonsuz... ilgili vizyonun nedir? Bundan atıyorum hakikaten. Abi bunu açıkladım aslında ama tekrar söyleyebilirim. Ailemi ve hayır, arkadaşlarımı yok. Kurtardıktan sonra rahatım. Bu kadar yani. İş olarak? Abi iş olarak yani ekstra yaptığım 4 ya da 5 işi var. Hayır, yurt dışı onlardan... hayalin var mı mesela? Yurt dışında, yurt dışında bir... yaşayacağım abi part time yani. Prodüksiyon yapma tabii... başkası çok istediğin birine prodüksiyon yapma, birlikte düet yapma bir hayal bir şey bilir var mı? Bunlar mümkün şeyler abi benim için aslında ama benim hayalim bir tık daha farklı ya yani ne bileyim. Atıyorum Ege Bora'nın kutuyu falan alsam, Japonya'ya gidip 6 ay kalsam, 6 ay Türkiye'de kalsam benim için daha güzel. Harika olur aslında bunu tek başıma çok 2-3 yılları yapabilirdim ama... Yani hep beraber bir şeyler yapmayı bekliyoruz. O yüzden ben de bekliyorum yani. Devam et. Kont kötü dedik, özü geldi. Ona kötü dedik, çakal, çukallar geldi. Onlara kötü dedik, bunlar geldi. Şunlara iyi diyelim de yenileri gelmesin. Zincirleme... Zincirleme linç tamlaması. Gerçekten konttan girdi, senden çıktı. Baba büyük girdi. Abi bence şey demek istemiş. Atıyorum kont çok dinlenmiş burada. Hmm. Çevresinde çok dinlendiği için buna hani... Benim de lise psikolojim böyleydi. Herkes kont dinliyor ya salın kontu psikolojisi. Ha. Ondan sonra atıyorum Uzi'ler gelmiş. Uzi'lere demiş ki yani bunlar çok dinliyor. Salın Uzi'leri alternatif rock fena. Son feci bisiklet falan. Bu arada ben de çok dinlerim son feci bisiklet. Hiç çakal çukalları iyi diyelim falan. Biraz şey gibi popüler kültüre karşı çıkma psikolojisi gibi bir şey diye düşünüyorum. Bunu da maksimum lisede bırakılması gerektiğini düşünüyorum yani. Güzel bağladın.
Devam et. Aha bitti. Alkışlar. Teşekkürler. Dedim çok az kalmış. Kardeşim teşekkür ederiz. Vallahi güzel. Evet. İçinden geldiği gibi her şeyi anlattın. Her şeyi de konuştun. Güldük, eğlendik de. Sen mutlu musun? Keyfin yerinde mi? Abi ben özellikle hemşire olmamızdan çok memnunum. Ayrıca program... bilmiyorum, ben çok programlara katılan biri değilim. Çünkü televizyon ve radyo karşıtı bir insanım. Biraz yanlış anlaşılabilir. Siz yine de yanlış anlamayın. Ama bu YouTube'da, yani sosyal medyada yayınlanan bir program olduğu için çok ısınmış, bir ısınık bir hale geldim. Süper. Enerjim çok yüksekti. Hani ev hapsinden sonra böyle bir şey çekmek benim enerjimin buradaysa burada olmasına sebebiyet verdi. Süper. O yüzden evet. Yani çok teşekkür ederim beni de konuk aldığın için. Biz teşekkür ederiz inşallah kardeşim. Bir daha hiç ev hapsi yaşamayacağın bir hayatın olsun inşallah. Ev hapsi durumlarına girmeyeceğin, zorluklara girmeyeceğin. Güzel güzel. Annene, arkadaşlarına birer milyon dolar daha kenarda para tutacakları bir hayat inşallah diliyorum sana. Ne olur ya, buna lütfen. Ne olur lütfen. Bence ya. Hedefi biraz değiştir. Yani yine sen bilirsin. Değiştirmeyeyim abi ama. Abi yani birer milyon, 100 bin dolar yap. O da iyi para. 1 milyon lira yapsam da çok az olur abi o zaman. 100 bin dolar yap. Bir ev almak lazım abi. Ev al. Aynen öyle yapacağım. 1 milyon dolar çok abi. Nereden alacaksın evi? Ya ben alıyorum da arkadaşlarım nasıl gelecek tamam abi? Tamam abi, arkadaşlarına mesela 2 kişiye bir ev al. Yani onların... yani hedefi biraz... Sonra arkadaşlarına ye parayı. Bekliyorsunuz şu an. Japonya'ya gidin, 6 ay takılacağınıza birinin daha ev almasını bekliyorsunuz. Hayalde ufak rütuşlar yap. Ya düşüncen güzel ama değiştikler yap bence. Abi bu arada çok haklısın. Çok teşekkür ederim. Yani... Yaşım kaç tam bilmiyorum ama yorumların için çok teşekkür ederim. Ne demek yani. Kardeşim benim. Biraz daha düşüneceğim bu konuda kesinlikle. Konuk ama... müzesine hediyen var mı? Tabii ki var. Nerede o hediye? Nerede o hediye? Tamam, buradaymış. Abi ben biraz animeci olduğum için şöyle söyleyeyim. Bir izlediğim animede Itachi diye bir karakter var. Bir 600 bölüm kötü olarak gösteriliyor ama aslında dünyanın en iyi insanlarından biri yani. Ana, teşekkür ederiz. Öyle bir hediye vermek istedim aslında, kötü sandığımız insanların iyi olabilmesiyle alakalı. Çok güzelmiş. Bunu bir anahtarlık olarak kullanabilirsin ya da araba anahtarlığı, bilmiyorum. Müthiş, anlamı da süper. Nasıl istersen. Adı kardeşim. Itachi. Itachi. Onu unutmazsak iyi. Itachi'yi unutmayalım. Görüyorsunuz ki kötü sanan insanlar aslında iyi çıkabilirler. 600 bölüm sonra bir daha. Abi 1000 bölüm aslında. 600 bölüm kötü mü göstermişler bunu? Onlar da yani, az değilmiş. Yaklaşık 600 bölüm yani. 500 bölüm olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Valla. Ayağına sağlık. Eline ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Ay çok teşekkür ederim. Yani hemşehrilerimizi daha iyi noktalarda da görelim. Daha iyi şeyler de yap. Bursalılar artık piyasada arkadaşlar. Bundan kaçamazsınız. Özlüce. Maalesef. Özlüce, saygı Özlüce.